Üzüntüler İran'dan. İran'da yaşayan Kaşkay Türkleri için her bahar mevsimi yeni bir serüvenin başlangıcı. Havaların ısınmasıyla büyük göçe start veriliyor. Kaşkay Türkleri yaşam tarzlarıyla modern hayata meydan okuyor. İran'da Kaşkay Türklerinin zorlu yayla göçü başladı. Kaşkay Türkleri asırlardır bu geleneği devam ettiriyor. Kaşkayları benzersiz kılan özellik, kadim Türk geleneğini halen sürdürmeleri. Onlar göçebe bir topluluk. Kaşkay'ın ne anlama geldiği konusunda görüşler muhtelif. Ancak genel kanı, alnı beyaz at anlamına geldiği yönünde. Kaşkaylar Orta Asya'daki geniş Türk ailesinin bir parçası. Yüzyıllardır bugünkü İran sınırlarının güneyinde yaşıyorlar. İran'da pek çok farklı alanda Türk toplulukların siyasi ve kültürel ayak izlerini görmek mümkün. İran'daki Türkler arasında pek çok isim farklı meslek alanlarında ülke tarihindeki simge isimler arasına girmeyi başardı. Ülkedeki Türk toplumu içinde Azerbaycan Türkleri nüfus olarak ilk sırada. İkinci sıradaki Türk toplumu olan Kaşkayların nüfusunun yaklaşık 3 milyon olduğu kaydediliyor. Genel olarak ülkedeki en kalabalık 4. eyalet olan Fars'ta kümelenmiş durumdalar. Kaşkaylar, Türkiye ve Azeri Türkçesine yakın bir lehçe olan Kaşkaycayı kullanıyor. Bu dilin sözlüğü var. Kaşkay Türkçesinin sözlüğü var. Kaşkay Türkçesinin şiirleri var. Kaşkay Türkçesinin bilmeceleri var. Bir dilin bilmecesi varsa, bir dilin atasözü varsa, bir dilin sözlüğü varsa, bir dilin folkloruyla ilgili eserler varsa, o dil tamamen canlı ve vardır. Meryem, Meryem, eller henalı Meryem, gözler surbalı Meryem, eller bunalı Meryem, gözler vesvalı Meryem. Kaşkay kültürü, göçebe topluluklara has bir şekilde sözlü geleneğe dayalı. Seney benim iftiharım, hem aramım, hem de ravrum. Köroğlu gibi Türk halk destanları yöre halkı tarafından biliniyor, obalarda seslendiriliyor. Kaşkay Türkleri için 20. yüzyıl oldukça hareketli geçti. Türk asıllı Kaçar Hanedanlığı'nın 1925'te sonu gelmişti. Yerine gelen Pehlevi Hanedanlığı döneminde Fars kimliği öne çıktı. Amaç İran'daki ulus devlet kimliğini güçlendirmekti. Ancak 1979'daki İran devrimi ile beraber yönetim bir kez daha değişti. Ülkede siyasi rejimler değişse de merkezi yönetimler Kaşkayları yerleşik hayata geçmeleri yönünde zorlamaya devam etti. Bugünkü problemlerden bir tanesi de ise göç yollarının, yani hayvancılık yaptıkları için hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılık yaptıkları göç yollarının bazen şehirleşmiş olması, göç yollarının üzerine şehir kurmuş. İkincisi, bu göçerlerin geçtiği ana yolları kesen büyük otobanlar yapılmıştı. Ancak farklı yönetimlere rağmen Kaşkaylar yaşam tarzlarını muhafaza etmeyi başardı. 50 yıl bundan ileri babamız bu oğlu var imiş ki biz de ondan sonra edama vermişiz. Gelen ben de bizim biz salırdım derim ve bu yılları gidiyordu. Hem mesireti direkt bir serhat gelmesir. Bugün Kaşkayların bir kısmı yerleşik hayata geçse de göçebe yaşamdan vazgeçmeyenler göç yollarında mekik dokuyor. Ülkede seçim sistemine göre 31 eyalet nüfuslarına göre meclise vekil gönderiyor. Kaşkaylar da İran Meclisi'nde yer alıyor. Kaşkay Türkleri kış aylarında kışlak olarak adlandırılan bölgelerde kalıyorlar. Sıcakların artması ilk işaret olarak kabul ediliyor, kuzeye göç başlıyor. Rotaları İsfahan ve Çahar Mahal Bahtiyari eyaletlerindeki yaylalar.
Bu kadim geleneğe bu yıl Anadolu Ajansı da tanıklık etti. İnşallah gelmek koyunları yuvay. Birkinden sonra da kırkay. Sizin sağlığınıza. 4-5 ay oradaydı, 4-5 ay da burada. Fadına'dayı. Fadına'nın yakınlığı, aslen kohu dina. Diyem İran'la cihanına evvelin dağı dinadır. Aslen beterin hava hava. Yolculuk aile boyu yapılıyor. Yorulduklarında nehir kenarları ya da otlak alanlara boz çadırları kuruluyor. Ancak göç yolculuğu pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Durustur sakt olmuş. İl neçelidir sakttır. Azından koşkasarlıktır. Koşkasarlıktır. Böyle durust vod yoktur, su yoktur. Bir para yerlerde gönün geldik azından su yoktur. Tankıyla su ayrıyak. Azından sakttık çakirak. Çoğulumuzdaki damdarıdır. Biz yekmadır yollayak. Böyle sakti çekmişek, billa akırdan koşkasarlıymış, vaziyet çok yokumuzmuş. Böyle her bir abi, bir elafi, uzay yokumuzdu. Dokumacılık Kaşkay kültürünün en önemli geleneklerinden. Kaşkay kadınlarının dokuduğu halılar dünyaca ünlü. Kaşkay kültüründe yerli dereşuri atları da çok önemli bir konum teşkil ediyor. İçinde yer aldığı topluluğa ismini verecek kadar önemsenen atlara dünyanın farklı yerlerinden büyük talep var.